Geçtiğimiz videoda insanlığın zaman içinde birim topraktan daha fazla kalori elde etme konusunda nasıl daha iyi hale geldiğini konuştuk. Ayrıca geçtiğimiz videolarda kullandığımız sayıları hesaplaması kolay olsun ve genel bir fikir versin diye seçmiştim. Bugün bir kilometre topraktan elde edebileceğiniz maksimum kalorinin bu olduğunu düşünmenizi istemem. Aslında bu toprağın çeşidine, ne kadarının tarım için kullanıldığına, üzerinde ne kadar insan yaşadığına, ne tür ekiller ekildiğine, bu insanların ne kadar kaloriye ihtiyaç duyduğuna ve bunlar gibi birçok etmene göre büyük oranda değişiklik göstermektedir. Geçtiğimiz videonun tüm amacı topraktan ne kadar verimlilik elde ettiğinize göre değişen bir üst sınır olduğunu göstermekti. Geçtiğimiz videonun konusu bu eksendeki toprak verimliliğini artırma hareketliliğiydi. Ancak bu videoda insanlığın topraktan bu kalorileri elde edebilmek için çeşitli teknolojiler vasıtasıyla iş gücü gerekliliğini nasıl düşürdüğünden bahsetmek istiyorum. Malum, ekinler öyle kendiliğinden topraktan fışkırmıyor. Bu durum doğal ortamda meydana gelebilir. Ancak tarım için bu böyle olmuyor. Toprak için belli bir emek harcamak, üzerinde enerji harcamak, onu işlemek lazım. Bu tabloyu Enerji ve Toplum isimli kitaptan aldım. Burada insanların toprağı işlemek için kullandıkları çeşitli yöntemleri görebilirsiniz. Yani bir ekini tamamen yetiştirmek için gerekli enerjiyi hesaplamayacağız yalnızca tarım sürecinin bir adımı olan toprak işlemeye odaklanacağız. Ayrıca daha önce bir çiftlikte çalışmadıysanız ki bu benim de yapmadığım ancak bir gün çok yapmaya istediğim bir şey. Toprağı işlemek bir nevi toprağı alt üst etmek gibidir. Besleyici maddeleri alt katmanlardan yukarı çıkarırsınız. Kazarsınız, bir önceki hasatın kalıntılarını ve Tüm otları gömerek öldürürsünüz ve toprağın havalanmasını sağlarsınız. Yani özet olarak toprağı bir sonraki tarımsal döngü için hazırlarsınız. Bu insanlığın antik çağlardan beri yapmakta olduğu bir işlemdir. Bu videoda toprak işlemenin çeşitli yolları ve bunu yapmak için gereken enerji miktarı üzerine düşünmek istiyorum. Enerjiye iki yönden bakalım. Bu enerjinin ne kadarı insanlardan, ne kadarı insan dışı kaynaklardan geliyor. Örnek vermek gerekirse, insan gücü derken sabanın doğrudan elle sürülmesinden bahsediyorum. İşte buradaki kadın elindeki sabanı sürerek arkasındaki toprağı kaldırıyor öküz gücü derken de işin büyük çoğunluğunun burada sabanı çekenler gibi öküzler tarafından yapılmasından bahsediyorum. Bu arkalarındaki arkadaş da orada bir nevi amir gibi bulunuyor. Hala ciddi oranda insan iş gücü kullanıldığını görebilirsiniz. Traktörler kullanıldığında ise pulluğu sürerek toprağa kaldırma işinin çok büyük kısmını onlar yapıyor. Bu sayıları buradaki kitaptan aldım. Hangilerini kitaptan aldığımı, hangilerini mantık yürüterek çıkardığımı belirteceğim. Çünkü kitapta beni memnun etmeyen sayılar var. Ancak bunlar onların sayıları. Eğer insan gücüyle yani sabanla bir hektarlık toprağa sürmek isterseniz bu 400 saat sürecektir. Bu süre bir çift öküzle 65 saate, 6 beygirlik bir traktörle 25 saate ve 50 beygirlik bir traktörle 4 saate düşer. Bu arada 1 hektar arazi kenarları 100 er metre uzunluğunda bir alandır. Bu da aşağı yukarı 10 dönüme eşittir. Yani burada yaklaşık 10 dönümlük bir araziyi sürmek için ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu inceliyoruz. Burada gördüğünüz gibi insan iş gücüyle çok uzun sürüyor. Öküzlerle süre biraz daha kısalıyor. 6 beygirlik traktör daha hızlı. 50 beygirlik güçlü bir traktörse çok daha hızlı. Bu tarafta gördüğünüz sütunsa alet kullanımına ve bakımına harcanan enerji miktarlarını gösteriyor. Bu çok anlaşılmaz gelebilir. Örnek olarak bu toprağa sürmek için bu bireyin çok miktarda enerji harcayacağını düşünürsünüz. Ancak bu aletin bakımı hatta yapımı için gerekli enerjiyi hesaba katmazsınız. İşte yine bu kitaptan aldığım sayılara göre bu toplam enerji 6000 kilokaloridir. Burada kullandığımız küçük k ile yazılan kilokaloridir. Ölçü birimlerini biraz netleştirmek gerekirse 1 kilokalori 1 kaloriye 1 kalori ise 1000 kaloriye eşittir. Bundan geçen videoda da bahsettik. Ama insanlar yiyeceklerin kalorilerinden bahsettiklerinde büyük K ile yazılan kaloriyi veya küçük K ile yazılan kilokaloriyi kastediyorlardır. 200 kalorilik gofretin ki büyük K kimya dersinde gördüğünüz 1 gram suyu 1 Celsius derece ısıtmak için gerekli enerji ise küçük K'dir. İşte tüm bu tablodaki sayılara kilokaloriler veya büyük K ile yazılan kaloriler olarak yani geçen videoda bahsettiğimiz şekliyle bakabilirsiniz. Bu sayılar diyet yapmaktan bahsederken kullandığınız kalorilerle aynıdır. Örnek olarak 6000 kalori ortalama bir yetişkin erkeğin 3 günde tüketici kalori miktarıdır. İşte bu sütundaki değer, sabanın yapımı için ve bu 400 saatlik kullanımı boyunca bakımı için gereken enerjinin toplam saat sayısına bölünmüş halidir. Yani sabanın toplam ömrünün ne kadarlık bir kısmını kullanırsanız onu bu 6000 kalorinin bulunduğu yere yazarsınız. Fakat gerek insanların gerekse öküzlerin durumunda sabanın üretimi ve bakımı için harcanan enerji toplam enerjinin çok da büyük bir kısmını oluşturmuyor. Tabii ki eğer bunu insan gücü veya öküz gücüyle yapıyorsanız benzin veya herhangi bir akaryakıt kullanmıyorsunuz demektir. Ayrıca tüm bu senaryolarda günlük çalışma saatini 10 olarak ele alacağız. Buradaki sütunda ise kişinin yaptığı işin ne kadar zor olduğunu gösteren sayılar var. Bunları bu kitaba göre biraz değiştirdim. Mesela eğer bu sabanı elle sürüyorsanız, ki bu oldukça zorlu bir iştir, dolayısıyla saatte harcanacak kalori 400'dür. Eğer böyle bir işi 10 saat boyunca yaparsanız 4000 kaloriye ihtiyacınız var demektir. Bunun haricinde çalışmadığınız, etrafta dolandığınız, yemek falan pişirdiğiniz günün geri kalan 14 saatinde de saat başına 100 kalori harcayacaksınızdır. Yani günde 10 saat bu teknikle çalışan birinin günde harcayacağı toplam kalori de bu sütunda. İşte gördüğünüz gibi bu en zorlu iş olduğundan günde en çok kalori bu satırda harcanır. Bu ikisi de en kolay işler olduğundan günde harcanan kalori bu civarlarda olacaktır. Ah bu sütundaki sayılarsa tüm bu varsayımlara dayanarak bu 1 hektarlık toprağı işlemek için harcanacak tüm kalorileri gösteriyor. Günlük 5400 kalori harcıyorsanız eğer ve işi tamamlamak için günde 10 saatten 400 saat çalışmanız gerekiyorsa 40 gün boyunca çalışmanız gerekir. Ve aletin yapımı ve bakımı için gerekli 6000 kaloriyi hesaba katmadan, 5400 çarpı 40'tan 1 hektarlık alanı sürmek için gerekli kalori 216 bin çıkacaktır. Yani bu satırda bulduğumuz sonuca, 6000 kaloriyi de eklerseniz toplam kaloriyi 222000 olarak bulursunuz. Öküz gücü kullanılan duruma bakarsak daha az toplam çalışma saati ve saat başına harcanan biraz daha az kalori olduğunu görürsünüz. Bu yine zor bir iş. Ancak buradaki kadının tarlayı elle sürmesi kadar zor değil. Dolayısıyla günlük harcanan kalori de biraz düşüyor tabi. Ancak bu işi yapmak için 65 bölü 10'dan sadece 6,5 güne ihtiyacınız var. Dolayısıyla işin tamamı için insan tarafından harcanan toplam kaloride büyük bir düşüş var. Fakat bu süreçte harcanan başka bir enerji mevcut ve burada bu Öküzlerin harcadığı enerji. Her bir öküzün günde yaklaşık 20 bin, iki tanesinin ise 40 bin kalori harcadığını varsayarsak ve bunu 6,5 gün boyunca yapacaklarını düşünürsek toplamda bu iş için harcayacakları kalori miktarı 260 bin olur. Dolayısıyla toplam harcanan enerji de buradaki sayı gibi olur. Burada ilginç bir şey olduğunu görebilirsiniz. Teknoloji arttıkça insanın harcadığı kalori düşüyor. Burada 216 binden 33 bine düştü ve traktörde bunun daha da düştüğünü göreceğiz. Ancak öküzlerin harcadığı veya akaryakıttan elde edilen enerjiyi de hesaba katarsanız, bu tarla sürme işi için harcanan toplam enerjinin arttığını görürsünüz. Şimdi son olarak üstünde durmak istediğim konuysa araç yapımı ve bakımı sütunundaki veriler. Buradaki sayılar bu çalışmanın kendisinden aldığım sayılardan oldukça farklı. İsterseniz Google'dan arayıp bulabilirsiniz. Çalışmanın orijinalinde burada çok daha yüksek sayılar kullanmışlardır. Ancak ben de bu konuda biraz araştırma yaptım ve birçok akaryakıt tabanlı motorlarda veya araçlarda akaryakıt olarak harcanan toplam enerjinin %20'sinin o araçların yapımı, kullanım süresi boyunca bakımı için kullanıldığını buldum. Bu yüzden burada 6 beygirlik bir traktörün bu işi yapması için 25 saatte ve 25 saatte 23,5 litre yakıt tüketimi yapacağından hareketle buradaki kadar akar yakıta ihtiyacı vardır dedim. Bu sayının da %20'sini alarak bu süre zarfında traktörün bakımı için ne kadar enerji kullanıldığını buldum. 25 saatin bu aracın toplam kullanım ömrünün oransal olarak ne kadarını temsil ettiğini biliyorum. Bu oranı araç için kullanılan toplam enerjiyle çarparak aracın o süre içinde kullandığı enerji miktarını da buldum. Ha unutmayın, bu araçlar metalden yapılır. Parçalarının tedarik süreçleri vardır. Yalnızca üretimi için bile çok fazla enerji gereklidir. Bu yüzde yirmilik oranı birçok akaryakıt tabanlı araç için genel geçer değerler olarak kullanıyorum. Yani aracın iş üzerinde kullanıldığı süre boyunca harcadığı enerjinin aşağı yukarı yüzde yirmisi. Bize bu aracın üretimi ve bakımı için harcanan enerjiyi gösteriyor. Devam edersek insan aracın üstünde otururken daha az kalori harcıyor. Dolayısıyla günlük harcadığı kalori de azalıyor. Ayrıca 6 beygirlik traktör sayesinde iş süresi de 2,5 güne düştüğünden iş tamamlanana kadar bir insanın harcadığı kalori 8500 oluyor. Tabii bunun yanında kullanılan akaryakıt da var. Ha bir de bu aracın yapımı ve bakımı için harcanan enerjinin bir kısmını yani 25 saatlik bir bölümünü alıyoruz. Tüm ömrünü kapsayacak kadarını değil. Eğer 6 beygirlik bir traktörün üretimi için gereken tüm enerjiyi hesaplarsanız, buradakinden çok çok daha fazla olacaktır. Bizim hesaba dahil ettiğimiz bölüm yalnızca burada yazdığımız kadarlık oranı. Tabii aynı şey 50 beygirlik traktör için de geçerli. Ancak işin en ilginç kısmı burada. İnsan gücünden 50 beygirlik traktöre uzanan süreçte neredeyse 200 kat daha az insan gücü harcanmasına yol açan bir gelişme yaşanıyor. Fakat işe harcanan toplam enerjinin akaryakıt tüketiminin ve aracın üretimi ve bakımı sebebiyle harcanan enerjinin eklenmesiyle arttığını görüyoruz. Her neyse umarım bu konuyu ilginç bulmuşsunuzdur. Tarım için ne kadar enerji harcanır diye pek düşünmeyiz. Düşünsek de genelde insanın harcadığı enerjiyi düşünürüz. Öküzlerden veya akaryakıttan gelenler gibi diğer enerjiler çoğu zaman hesap dışı kalır.